Merhaba arkadaşlar. 9. sınıftan 10. sınıfa geçenler için bursluluk sınavının biyoloji çözümlerini beraber yapacağız. 21. soruyla başlıyoruz. Aşağıdaki deney tüplerine uygun koşullarda besinleri yapı taşına kadar parçalayan sindirim enzimleri konulup yeterli süre beklenilmiştir. Buna göre bu sürenin sonunda tüplerde harcanan su moleküllerinin sayısı ile ilgili ilişki hangisinde doğru verilmiştir seçeneklerde. Şimdi birinci tüpe bakıyorum. 2 e, maltoz, 3 laktoz, 1 nötral yağ var. Maltozu ben sindirirsem hemen maltoz bir disakkarittir. Hemen onun bir formülünü yazalım. Hidroliz formülünü. Bir molekül su koyuyorum ve ne yapıyorum? Glikoz artı glikoz monosakkaritlerine kadar ne yaptım? Parçaladım. Laktoza baktığımızda ise laktoz da yine bir disakkarittir. Doğal olarak da ben bunu yine hidroliz ettiğimde glikoz ve neye rastlayacağım? Galaktoz molekülüne. Sükrozu yine disakkarittir. Sükrozu yine aynı şekilde bir molekül suyla hidroliz ettiğimde yine glikozum ve fruktoz monosakkaritine rastlayacağım. Nötral yağları hidroliz ettiğimizde hemen onu da yazalım. Nötral yağları hidroliz ettiğimizde ederken yine 3 molekül bu sefer su kullanıyorum. Çünkü 3 üç, üç tane ester bağı kurulmuştur. Ve 3 yağ asidi ve 1 gliserol elde ediyorum hidrolizinden. Şimdi doğal olarak da kullandığım suları görüyoruz bir moleküllerdeki. Şimdi iki, bir molekül maltozda bir molekül su kullandıysam iki molekül maltozda iki molekül su kullanacağım. Bir molekül laktozda bir molekül su kullandıysam üç molekül laktozda üç molekül su kullanacağım. Bir molekül nötral yağda üç molekül su kullandıysam Yine bir nötral yağ diyor zaten. Demek ki yine burada da üç tane ne kullanacağım? Hidrolizi için suyunu kullanacağım. İkinci tüpe baktığımızda hemen ne yapıyorum? Üç tane maltoz var. Demek ki 3 su kullanıyorum. İki sükroz var. Demek ki iki molekül su kullanıyorum. Bir nötral yağda da üç tane su kullanıyordum. Üçüncü tüpümüze baktığımızda üç tane nötral yağ var. Dikkat! Bir nötral yağda üç tane su kullanıyorsam iki nötral yağda ne kullanacağım? 6 molekül su kullanacağım. Bir laktozda kaç tane su harcıyordum arkadaşlar? Bir molekül. Bir sükrozda ne kadar su harcıyordum? Yine bir molekül. Şimdi tüplerde harcadığım su sayılarını topladığımda burada 8, burada 8, Burada ise yine 8 tane su harcandığını görüyorum ve doğal olarak da bütün tüplerde harcanan su sayısı eşittir. Doğal olarak da cevabımız Edirne şıkkıdır. E şıkkıdır diyoruz. 22. soruya baktım. 22. soruda aşağıdaki şekilde üç farklı üç farklı proteinin amino asit dizilimleri verilmiştir. X, Y, Z proteinlerini görüyoruz. Buna göre X, Y, Z proteinlerin birbirinden farklı olmasının nedeni verilen öncüllerden hangilerinin farklı olması olabilir? Şimdi farklara bakalım. X, Y, Z proteinini değerlendiriyorum. Önce ne demiş? Bakalım o zaman. X numaralı proteinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E yine aynı şekilde Y'de de 8. Z'de de 8. 8 tane amino asit kullanılmış arkadaşlar. E doğal olarak da demek ki sayısı şu anki bu pozisyondaki XYZ proteinin farklı olmasını etkilemiyor. İkinci öncülde benden ne diyor? Neye bak diyor? Çeşidine, amino asit çeşidine bak diyor. Amino asitleri biliyorsunuz 20 çeşit amino asitimiz vardı. Şimdi bu her bir şekli bir çeşit amino asit olarak düşünürsem üçgen X'de de var, Y'de de var, Z'de de var. Baklava dilimi X'de var, Y'de var, yine aynı şekilde Z'de var. Yuvarlak halkaya baktığımızda X'de var, Y'de var, Z'de var. Kareye baktığımızda X'de var, Y'de var, Z'de var. Yıldızı en son yıldız aminoasit çeşidine olarak düşünürsem bakarsam yıldızda her 3 proteinimde yine vardır. Bu durumda amino asit çeşidi farklı bir amino asit çeşidi var mı bu 3 protein? Hayır, hep aynı çeşitler kullanılmış. O yüzden demek ki XYZ proteininin birbirinden farklı olmasının nedeni bu da olamaz. Amino asit sırasına bakalım. Sırası. Bakalım. Şimdi şurayı hemen bir silelim. Sildiğimizde görüyorum ki dizilimde bir farklılık var. Çeşitler dizilimi farklı. Şimdi üçgen baklava yuvarlak kare yıldız üçgen yuvarlak baklava birincisinde bu şekilde X proteinde. Ama Y'ye bakıyorum X proteiniyle tamamen farklı. E Z'ye bakıyorum. Ne X'e benziyor ne Y'ye benziyor dizilim ya da sıra. O zaman X, Y, Z proteininin birbirinden farklı olmasının nedeni demek ki burada neymiş? Amino asit sıralamasıymış. Demek ki cevabımız A çıkıyor. 23. sorumuza baktık. 23. soruda da yukarıda deneysel bir çalışmaya bağlı olarak numaralandırılmış deney tüplerinin hangilerinde renk değişimi gözlenir? Şimdi burada bir bilgimiz var. Bunu kaçırmıyoruz. Diyor ki bana iot nişasta ile mavi mor renk alır. Nişasta bir polisakkarittir. Yani nişastanın ayıracı iot çözeltisidir. Kısaca eğer bir yerde nişasta varsa demek ki iot damlattığında mavi mor renk olacak ve ben orada ne olduğunu ispatlayacağım. Nişasta olduğunu Varlığını ispatlayacağım. Şimdi bakalım o zaman tüplerde ne varmış. Bir numaralı tüpüme bakıyorum. Bir numaralı tüpüme ne koymuşlar? Buğday nişastası koymuşlar. Buğday nişastası diyor arkadaşlar. Iyot üzerine damlatınca. E nişasta zaten ne renk alıyordu iyotla? Mavi mor renk alıyordu. Direkt burada ne olacak? Mavi mor rengi göreceğim. İkinci tüpe bakıyorum. Yumurta akının üzerine bu sefer iyot çözeltisi damlatılmış. Ama iot iyot çözeltisi neydi? Nişastayı boyuyordu. Burada yumurta akı var. Yumurta akı protein. Ha, burada nişasta yok. Demek ki ne olmayacak? Burada bir renk değişimi söz konusu olmayacak. Üçüncü tüpüme bakıyorum. Ekmek. Ekmeğin üzerine bu sefer iyot çözeltisi damlatmış. Ha, o zaman ben şunu düşünüyorum. Ekmekte nişasta olabilir mi? Ekmek neyden yapılıyor? Tahıl ve tahıl grubundan yapılıyor. O zaman Demek ki ekmeğin içinde nişasta var. E o zaman iot damlattığında renk değişimi gözlemleyeceğim. Dördüncü tüpümde elma. Elmanın üzerine iot damlatmışız. E elma da biliyorsunuz. E... Bitkidir. Bit, meyvedir. Doğal olarak da e, fazla glikoz burada nasıl depo edilir meyvelerde? Nişasta şeklinde depo edilir. O zaman elmaya iot damlattığında yine ne yapacaktır? Iot nişastaya boy, e, boyayacaktır. E, bu durumda renk değişimi söz konusudur. Beşinci tüpte zaten patates koymuş arkadaşlar. Iot çözeltisi damlatmış. Patates biliyorsunuz nişastanın e, en çok bulunduğu besinlerden bir tanesidir. E, Doğal olarak da ne yapacaktır? Patateste de yine bir renk değişimi söz konusu olacaktır. Cemekli cevabım 1 3 4 ve 5 5'te de renk değişimi var. Yani D diyoruz. Geçiyorum 24. soruya. 24. soruda e, X bakteri türüne numaralandırılmış kimyasal maddelerin nasıl etki ettiğini incelemek isteyen bir araştırmacı aşağıdaki deney düzeneğini ta, e, tasarlamış. Buna göre X bakterilerinin çoğalmasını engellemek için numaralandırılmış kimyasal maddelerden hangisinin kullanılması en uygun olur? Ha, ben burada ne istiyorum? Ben burada bakterinin X bakterisinin çoğalmasını istemiyorum ve bu X bakterilerinin bulunduğu yerlere işte bu e, 1 2 3 4 5 numaralı çözeltiler ne yapılmış damlatılmış ve oradaki bakteri var mı yok mu onu incelemişiz. Elma sirkesini damlatmışız bir numaralı gibi olmuş. Yani şu kadar bir e, bakterilik e, bakteri görülmemiş şu kadarlık alanda. Mantar özütünü damlatmışız 2 numarada daha büyük bir bakteri görülmeme durumu söz konusu. 3 numaraya bakıyorum zencefil özütü küçük sodyum klorür çözeltisi koymuşuz 4 numarada 5 numarada kekik yağını koymuşuz e ben burada ne istiyorum bakteri çoğalmasın diyorum bakteri gözlenmesin diyorum hangisinde en çok gözlenmiyor hangisinde en çok engelliyorum 2 numarada o zaman cevabım B şıkkıdır 25. soruya bakalım aşağıdaki glikozun kullanıldığı bazı tepkimeler verilmiştir. Buna göre numaralandırılmış tepkimelerden hangileri hayvansal hücrelerde ki biz bunu x ile göstereceğiz hangi tepkimeler bitki hücrelerinde görülür. Yani bunu da Y ile göstereceğiz. Şimdi bakalım o zaman. Hadi birden başlayalım. Glikoz molekülüm nereye dönmüş? Glikojene dönmüş. Glikoz bir nedir? Monosakkarittir. Glikojen ise nedir? Polisakkarittir. Ben şunu biliyorum. Glikojen deposal bir polisakkarittir. Büyük bir moleküldür. Şimdi baktık. O zaman ben şunu düşüneceğim. Ha, glikol, glikojen nerede? Hangi canlıda depo ediliyor? Hayvanda mı, bitkide mi? hayvansal bir polisakkarittir. O zaman ben ne diyorum buna? X diyorum. Glikoz daha sonra kitin polisakkaritine dönüşmüş. E kitin de ben biliyorum yapısal bir polisakkaritti. Hayvansal bir neydi polisakkaritimizdi. O zaman buna da yine X diyorum. Nişastaya dönüşmüş glikoz. Baktık nişastada arkadaşlar neydi? Fazla glikozun e, nişasta şeklinde deposu yani polisakkaritimizi oluşturan. Ha, nerede yapıyorum bunu? Bitkisel e, diyorum. Nişasta da zaten bitkiseldi. O zaman Y ye diyorum. Ye. Geldik 4'e. Glikoz bu sefer seliloza ne olmuş? Ee, dönüşmüş. Yani o zaman bakıyorum seliloz da neredeydi? neredeydi? Ha, bitki hücrelerin çeperinde bulunuyordu hocam. O zaman fazla glikoz yine seliloza dönüşmüş. Nerede? Bitkilerde. O zaman cevabım bu sonuçta ne çıkıyor? C şıkkı çıkıyor. 26. soruya bakalım. Bilimsel bir problemin çözümünde kullanılacak olan 1 2 3 4 numaralı aşamaların gerçekleşme sırası seçeneklerinden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hemen düşünüyorum. Bilimsel bilginin basamakları neydi? Ne yapıyoruz? Gözlem. Hemen kısaca yazıyorum. Gözlem ve ne yapıyorum? Veri topluyorum. Daha sonra bunlara dayalı olarak ne yaptım? Problemi belirledim. Problemime dayalı ne kurdum? Hipotez kurdum. Hipotezimden ne yaptım? Bir Tahmin çıkardım. Tahminlerden da e, ileri ne kuruyorum? Kontrollü deney düzeneyi kuruyorum. Kontrollü deneyleri yaptım, yaptım, yaptım. Bir sonuç elde ettim. Sonuçları şimdi ne yapacağım? Değerlendireceğim. Değerlendirme sonucumda eğer sonucum hipotezi destekliyorsa ne yapacağım? Ben bir daha deneyeceğim bir daha deneyeceğim hatta ne yapacağım e, diğer bilim adamlarına da bunu ben böyle bir şey buldum hani sizler de deneyin diyeceğim onlar da yine aynı sonucu bulacak makaleler yayınlayacağım işte o zaman hipotezim benim ne olacak? Herkes aynı sonucu buluyorsa gerçek haline dönüşecek. Hatta bunu eğer nedenleriyle de açıklıyorsam ee, teori haline de dönebilir. Peki hipotezim eğer sonuçlarım hipotezimi desteklemiyorsa o zaman bir problemim vardır. Demek ki hipotezimde bir sıkıntı var. O zaman ne yaparım desteklemiyorsa hipotezimi tekrar gözden geçirip hipotezimi değiştirebilirim. Şimdi basamaklarım bu şekildeydi kısaca. O zaman hemen şimdi bakalım neymiş ne değilmiş. Buraya baktığımızda e, öncelikle ne yapmam gerekiyor bu dört e, basamağa baktığımızda hipotezi kurmam gerekiyor. Hipotezden sonra ne yapmam gerekiyor tahmin. Tahminden sonra kontrollü deney en sonda ne yapıyorum teori ve kanuna döndürüyorum doğrak da ne yapmış oluyorum A şıkkını işaretlemiş oluyorum 27. soruya bakalım hemen Aşağıdaki tabloda X, Y, Z e, organizmalarının büyüme ve gelişmelerine ait bazı özellikler verilmiş. Tabloda görüyoruz. Buna göre X, Y ve Z organizmaları ile ilgili ifadelerinden hangisi doğrudur? Doğruyu arıyorum. 1'e baktım. Bir numaralı öncüleme. Hatta öncülden önce tabloyu bir arkadaşlar bir değerlendirelim. Bir yorumlayalım bakalım ne anlatıyor bu tablo bana. Şimdi organizmaları görüyorum. X, Y, Z organizmaları var. Bir de özellikleri verilmiş. Hadi bakalım. Şurada en belirleyici özellik baktığımda aslında bakarsan hemen ne yapabilirim? Sınırsız büyüme demiş. He, sınırsız büyüme. X'de var. Y ve Z'de yok. O zaman sınırsız büyüme kimdeydi? bitkiler, bitkilerin büyümesi sınırsızdır. O zaman ben buradan hemen pratik olarak ne yaparım? X'in bitki olduğunu söyleyebilirim. Hemen şeye bakalım, Y ve Z'ye bakalım. Şimdi büyüme ve gelişmeye ait özelliklerine baktığımda hücre bölünmesi ile büyüme diyor. Hücre bölünmesi ile büyüme. Y'de yok. Stoplazma artışı ile büyüme varmış ama Y'de. Ve sınırsız büyüme Söz konusu değil. Demek ki sınırlı büyüyormuş. Heh, burada stoplazma artışı ile büyüdüyse bak hücre bölünerek büyümüyor da stoplazma büyüyerek e, büyüdüğüne göre demek ki ben şu yorum yapabilir miyim? Bu tek hücreli olabilir. Evet. Z'ye bakalım. Hücre bölünmesiyle büyüme. Yani hücreler ne yapmış? Bölüne 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 büyü, büyümüş, büyümüş, büyümüş. Bir yandan da sitoplazma da ister istemez artıyor. O zaman ben Z'ye ne diyebilirim? Çok hücreli diyebilirim. Çok hücreli. Hadi o zaman öncülerimize bakalım. 1. X organizması fotosentez yapabilir. Evet ben bitki yorumunu yapmıştım o zaman yapabilir. İkinci öncülüme baktığımda Y organizması tek hücreli bir canlı olan bakteri olabilir. Bakteriler tek hücrelidir hocam o zaman olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Z organizması çok hücreli bir canlı olup Heterotrof beslenir. Z'ye baktım. Ben zaten tablodan bunun yorumunu yapmıştım. Çok hücreliydi. E çok hücrelilerde de yine eee heterotrof beslenme var mı? Görünür. E doğal olarak da ne yaptım? Bunu da doğru saydım. O yüzden cevabım ne çıktı? E şıkkı çıktı. Geçiyoruz diğer soruya. 28. soru. Diyor ki: Aşağıda özdeş bitkiler ve saksılar kullanılarak deney düzenekleri hazırlanmış görüyoruz. ABC B, C ve D deney düzeneğimiz. Buna göre hazırlanan deney düzenekleri ile ilgili yorumlarından hangilerini yapabilirim? Şimdi hemen bir şeye bakalım biz bir e, deney düzeneyimize. Şimdi deney düzeneğime baktığımda ışık görüyorum. E, 100 mililitre su hepsinde var. Gerekli tüm mineraller çoğunda yine var. E, o da sıcaklığı da duruyor. Şimdi bitkinin Büyüyebilmesi için en güzel ortam budur. Yani aslına bakarsanız bu kontrol grubumdur. E kontrol biz kontrol deneyleri yaparken ne yapıyoruz? Bir kontrol grubumuz oluyor. Bir de değişken grubumuz, yani deney grubumuz oluyor. Demek ki B, C ve D benim deney düzeneyim. Şimdi bakalım o zaman B'de ne var? B'de 100 mililitre su var kontrol grubundaki gibi gerekli tüm mineraller var oda sıcaklığı var ama burada ne yok Işık yok buradaki değişkenim o zaman ışık C'ye baktım 100 mililitre kontrol grubundaki gibi oda sıcaklığım kontrol grubundaki gibi ışığım kontrol grubunda ama buradaki değişkenim ne azot hariç tüm mineralleri koymuş D'ye baktım ışığı gördüm 100 mililitre su var Gerekli tüm mineraller var ama kontrol grubundan farklı olan bu sefer araştırdığım şey ne demek ki? Sıcaklık. Burada da değişkenim nedir? 5 santigrat derece yani sıcaklıktır. Şimdi bir numaralı öncülü bir ne yapalım? Okuyalım. Bir numaralı öncüle baktığımızda A kontrol grubu. B, C ve D ise deney grubudur. Evet baktığımızda zaten bunu ne yaptık? Söyledik doğrudur. 2'ye okuyorum. B de bağımlı değişken, ışık, bağımsız değişken ise ışığın bitki gelişimine etkisidir. Arkadaşlar buraya dikkat. Şimdi bağımlı bağımsız değişkeni bir şekilde bizim bilmemiz gerekiyor. Etkisini araştırdığım değişken, etkisini araştırdığım değişken, bağımsız değişkendir. Bağımsız değişkene göre değişen ise, bağımlı değişkendir. Yani aslına bakarsan B de benim değişkenim ne? Burada ışık koymamış. Demek ki bağımsız değişkenim ışık. Işığa bağlı olarak değişen ise fotosentez hızı olabilir ya da bitkinin büyümesi olabilir. O zaman bağımlı değişkenim de bitkinin gelişmesi diyebilirim. Burada tam tersi söylenmiş. ikinci öncülüm Yanlış. Üçüncü öncüle baktığımızda D'deki bitki gelişiminin A'ya göre az olması sıcaklık farkından kaynaklanabilir. Evet, kontrol grubumuz en e, optimum düzeydeydi. Ama D'ye baktığımda ne yapmışız? sıcaklığı bir tek sıcaklık değişkenim var. Demek ki sıcaklık bunu olumsuz etkilemiş. Doğal olarak da e, üçüncü öncülümde yine ne yapılabilir? Yorumlarda söz konusu olabilir. O yüzden de cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkıdır diyoruz. Şimdi geldik. 29. sorumuza aşağıdaki ifadelerden hangisi suyun çözücü özelliği sayesinde gerçekleşir? Şimdi bakıyorum A'ya baktım. Böceklerin su yüzeyinde yürümesi. Böcekler su yüzeyinde yürüyebiliyorsa demek ki burada ne vardır? Bu suda yüzey gerilimi ile alakalıdır. Evet bunların hepsi suyun özelliği ama e, yüzey geriliminden kaynaklı böcekler ne yapmıyordur? Suya batmıyordur. B'ye baktım. Zehirli atıkların seyreltilerek etkisinin azaltılması. E, zehirli atıkları ben zaten e, seyreltip vücuda etkisini azaltmaya çalışıyorum. E, bu da yine ben bunu neyle yapıyorum? Suyla yapıyorum. Suyu çözerek o zehirli atıkları ne yapıyorum? Seyreltip hop vücuttan göndermeye çalışıyorum. Buldum cevabı. Ama diğerlerine de hemen bakalım. Ağaçların yüksek dallarına su moleküllerinin taşınması ta bu sekoya ağaçlarına kadar çok uzun ağaçlarına o yaprağın ucuna kadar su taşıyorum. İşte bunun da hangi özelliğiyle yapıyordum? kohezyon özelliğiyle yapıyorum. Bu da değil. Terleme yoluyla vücut sıcaklığının ayarlanması. Burada da yine suyun buharlaşma ısısı arkadaşlar yüksektir ve bu yüzden de ani sıcaklık değişimlerinde gaz haline geçerek vücut ısısının ayarlanmasına etki ediyor. Yani bu da çözücülükle alakalı değil. E fotosentez tepkimelerinde proton ve elektron kaynağı olması zaten arkadaşlar çözücü özelliğiyle hiçbir alakası yok. Fotosenteze etkisidir. Cevabımızı zaten bulmuştuk. B şıkkıdır diyoruz. 30. ve son sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki grafiklerin hangisinde ifade edilen değişim tüm canlılarda ortaktır? Aslına bakarsanız bu bir ortak özellik sorusu mu? Evet. Şimdi bakıyorum. Hücre sayısı vücut büyüklüğü Şimdi e, hücre sayısı arttıkça vücut e, büyüklüğü arttı gibi ama her canlı çok hücreli olmak zorunda mı? Hayır. Tek hücreli canlılarım da var. Bu olamaz. Her canlı da ortak olarak görülemez. E, buraya bakıyorum. Nişasta miktarı ne olmuş? Glikoza doğru dönmüş. Yani nişasta hidroliz olmuş. E, bunu da yine aynı şekilde tüm canlılarda e, ortak olarak gerçekleştiremiyorum karbondioksitin yine glikoza e, karbondioksit azalıyor glikoz artıyor. E, doğal olarak da burada da yine bir fotosentez söz konusudur. E bunu da her canlı yapmaz. D şıkkına baktığımızda amino asit sayısı azaldıkça ne artmış protein miktarı? He. E protein sentezi tüm canlılarda İster tek hücreli ister çok hücreli. İster prokaryot ister ökaryot. Tüm canlılarda ortak özelliktir. Cevabımızı ne bulduk arkadaşlar? D şıkkı bulduk. Ee, biyoloji sorularımızın çözümleri arkadaşlar bu kadar. Ee, hepinize tekrardan başarılar diliyorum.